Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. Birçok Türk dizisi ve program formatının yurt dışına satışını gerçekleştiren, aynı zamanda Star TV'nin de dış satış temsilciliğini yapan İzzet Pinto hayatını bir kitapta anlattı. İzzet Pinto'nun gençlere ilham verecek başarı öyküsünü kuzeni Stella Traves kaleme aldı. Biz de İzzet Pinto'yla babasına ithaf ettiği Babam İçin isimli kitabını konuşmak üzere bir araya geldik. Ben Süleyman, Hanedan-ı Ali Osman'ın 10. padişahı. Muhteşem Yüzyıl'dan İstanbullu geline birçok Türk dizisi ve program formatını dünyanın birçok ülkesine satıyor. Star TV'nin dış satış temsilciliğini de yapan İzzet Pinto, başarı öyküsünü babasına ithaf ettiği Babam İçin adlı kitabında anlattı. Nasıl antrenörler küçük yaştan çocuklarını ele alırlar, genç yaşta başarmaları için uğraşırlar. Babam da bana öyle yaklaştı ve en büyük hayali de benim genç yaşta başarılı bir iş insanı olmamdı. 12-13 yaşındaydım, yazın bütün arkadaşlarım oynarken, eğlenirken benim yine babamla işe inmem gerekiyordu, çalışmam gerekiyordu. Yani ne öğrendiysem bugün, babamdan öğrendim. 12 yıl önce de rahmetli oldu. Onu onurlandırmak için de bu kitabı yazdım. Babamın en büyük hayali benim başarılı olduğumu görmekti. Fakat maalesef hasta oldu. Büyük bir hastalığa yakalandı. Ve bir anda mucize oldu. Başardım ve yılın girişimcisi ödülünü kazandım. Ödülü alır almaz hastaneye ulaştım. Bunu kendisine verdim. Ve yani o dünyadaki en büyük rahatlamaydı. Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne istersin Süleyman? Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim için kendi canına kıyar mısın? Türk dizileri ve programları Global Agency'nin sahibi İzzet Pinto sayesinde tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Eskiden Türkiye'nin yıllık dizi ihracatı, dizinin içinde film de vardı, sadece 100 bin dolardı. Şu anda 350 milyon dolara çıkardık. Her yıl en az 30-40 yeni dizi ihraç ediliyor. Tahmin ediyorum dünyada 400 milyon kişi Türk dizisi izliyor. İzzet Pinto'nun ilk yurt dışı format satış hikayesi Gelinim Olur Musun'la başladı. Pinto'nun yurt dışı yolculuğu Binbir Gece ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle devam etti. Muhteşem Yüzyıl'ın temsilciliğini aldım ve aslında oyunu değiştiren o oldu. Kısa sürede 100 ülkeye satıldı. İnanılmaz bir başarıydı. Hatta ilk defa bir Türk dizisi için Cannes'da lansman yaptık. Yurt dışında en çok tutan dizilere baktığımız zaman objektif olarak en azından %50 ve 60'ı Star TV'de yayınlanmış diziler. İşte Muhteşem Yüzyıl, sonrasında Paramparça dizisi, İstanbullu Gelin, Anne, Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisi. Bütün bunlar yurt dışındaki en büyük hitler aslında. Pinto'nun Babam İçin kitabı yakında dizi olarak da çekilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Troya Müzesi'ndeydi. Ersoy burada düzenlenen törende 2007 yılında Gökçeada'da tarihi kiliselerden çalınan kültür varlıklarını Fener Rum Patriği Bartolomeos'a teslim etti. Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerde 2007'de hırsızlık olayları gerçekleşmiş, buralardan çalınan kültür varlıkları yapılan operasyonla ele geçirilmişti. O eserler Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde korunmaya alınmıştı. Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan bu kültür varlıkları bugün Kültür ve Turizm Bakanı'nın katıldığı törenle Fener Rum Patriği'ne teslim edildi.
Bakan Ersoy bu törende ayrıca 4122 tarihi eserin ele geçirildiği Anadolu adı verilen operasyona ilişkin de bilgi verdi. Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz dedi. Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik merkezlerinden başka haberlerimiz de var. O haberlerden bir turla devam edelim şimdi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz ayında 370.534 turist ziyaret etti. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden 40.475'i Zel ve Ören yerini, 35.570 turist Göreme Açık Hava Müzesi'ni, 22.418 kişi Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ve 21.081 turist ise Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz 2020 yılında ise 80.220 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çobankale kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı desteğiyle başladı. Çalışmalar bu yıldan itibaren 12 ay kesintisiz devam edecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden doçent doktor Selçuk Seçkin'in başkanlığındaki ekip bu yıl sonunda kuzey ve doğu surlarını açmayı planlıyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi Frig Vadisi'nde kurtarma kazısı 40 gündür sürüyor. Yapılan çalışmayla yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıtla alt kısmındaki niş ve önündeki 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı. Maltaş Tapınağı'nın Frigya'nın en büyük eserlerinden biri olduğu söyleniyor. Sinemaya dair biz hemen hafta sonunun ardından gişe verileriyle ilgili bir haber de hazırladık. Türkiye'de ve dünyada hangi filmi kaç kişi izledi? Bakacağız bu rakamlara. Malum söz konusu veriler pandeminin sinema sektöründe yarattığı hasarı anlamak adına da takip ediliyor. Peki son durum ne? Pandemi hangi ülkenin sinema sektöründe ne kadar hasar yarattı? Ve bizim sinemalarımızda son gelişmeler neler? Robert Dubois. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. I'm not joining your suicide squad. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu gişe rakamları belli oldu. The Suicide Squad ilk 3 günde elde ettiği 26.500.000 dolarla zirveye yerleşti. Ancak bu rakam beklentilerin oldukça altında. Warner Bros'un filmlerini sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te de görücüye çıkarması, gişedeki hayal kırıklığının sebebi olarak gösterildi. Öte yandan pandeminin sinema sektörüne verdiği zararı ölçmek için Avrupa'da en çok sinemaya gidilen ülkelerden Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra ülkemizin gişe rakamlarına bakıldı. 2020'de pandemiden bir yıl öncekine oranla 6 ülkenin toplam kaybı 4 milyar dolardan fazla. Sinema sektörü en fazla zarar gören ülke ise 1 milyar 222 milyon dolarla İngiltere olarak tespit edildi. Ülkemizde geçtiğimiz hafta sonunda 150 bin kişi sinemaya gitti. Ancak bu sayının kaçı aşı yaptırdı bilinmiyor. İşte bu durumdan hareketle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayanlardan sinema gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini kaydetti. The Prince adlı çizgi dizi tartışma yaratmaya devam ediyor. Şeflerin Şefi filminden bir fragman yayınlandı. Detaylarına bakalım şimdi.
I know some of you are anxious. Some of you are frightened. But together, we will succeed. Family Guy'ın yazarı Gary Janetti'nin yarattığı, Prens George'un gözünden kraliyet ailesinin hayali iç işleyişini anlatan The Prince adlı çizgi dizi tartışma yaratmaya devam ediyor. Dizi, geçen ay yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin Prens George'la alay edişini acımasız diye nitelemişti. Fakat dizide alay konusu olan tek kraliyet mensubu o değil. Çizgi dizinin yeni bölümlerinde Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor. Dizide Royally Screwed, asil bir şekilde mahvolanlar adlı ev dekorasyon programını sunarken görülen çift komik duruma düşüyor. Hi, I'm Meghan Markle. And I'm Harry. Harry. And we're Royally Screwed. Başka bir bölümde de Prens Harry küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor. Markle'ın "Ah, ben prenses olmak istiyordum" cevabına karşılık Prens Harry'nin "Bu işi biraz berbat ettin" cümlesi dikkat çekiyor. Was that okay? Maybe let's just do the whole thing. Bunu sana hamsi diye satan, ha bunun yanında sana kazık atmış. Nerede bunun gerisi? Gitsene, gitsene ocağın başına. Hadi. Yürü. Benim işim bu değil. Ben tatlıcıyım ya. Üç. Başrollerini Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez'in paylaştığı komedi filmi Şeflerin Şefi'nden ilk fragman yayınlandı. Senaryosunu Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, Ahmet Kapucu'nun yönettiği filmde Sermiyan Midyat, Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakteriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor. Et kokur be, kokur. Kebap mı olur ya? Hep bütün et mındar oldu. You know mındar. Şimdi de uçan arabalarımız mı var? Türkiye'de hafta sonu gişe rakamları belli oldu. Vizyona girişinin 6. haftasında gişenin lideri bir kez daha Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oldu. Film 6. haftasında yaklaşık 29 bin seyirci tarafından izlenirken toplam hasılatı 688 bin Türk lirasına yükseldi. Listenin ikincisi ise 678 bin liralık hasılatıyla The Suicide Squad, intihar timi oldu. Efsaneye göre Amazon'da benzersiz iyileştirme güçlerine sahip bir ağaç varmış. 383 bin liralık hasılatıyla Jungle Juice 3. sırada kendine yer bulabildi. Ölürseniz 15 bin. Dünyaca ünlü Pirelli takviminin bu yılki edisyonu sürprizlerle dolu. 48. takvimin çekimlerini Kanadalı rock şarkıcısı ve fotoğrafçı Bryan Adams yaptı. Los Angeles ve Capri Adası'nda yapılan çekimlerde müzik dünyasından isimler de yer aldı. İşte merakla beklenen takvimden ilk görüntüler. 45 years. Musicians never really see the front of the building, they see the back of the building. Her edisyonu ayrı bir merak konusu olan Pirelli'nin efsane takvimi bu yıl 48. kez hazırlanacak. 2022'de yayınlanacak takvim bu yıl sürpriz bir isme emanet. Kanadalı rock şarkıcısı Bryan Adams'a. Los Angeles ve Capri'de gerçekleştirilen çekimlerde müzik dünyasının önemli isimleri ünlü şarkıcının objektifine poz verdi. Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Boan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis'in çekimleri Los Angeles'taki Palace Theater, Chateau Marmont Oteli ile şehrin sokaklarında yapıldı. Sweetie'nin fotoğrafları ise Capri'deki Hotel La Scalinatella'da çekildi. Kasım ayında yayınlanacak takvimin bu yılki teması On the Road, yollarda oldu. Bryan Adams, son 45 yıldır yollardayım. Çünkü bir müzisyenin hayatı yollardan, yolculuklardan, otellerde ve saatlerce kulislerde beklemekten oluşur. O yüzden bu temayı seçtim ifadelerini kullandı. Pirelli takvimi geçen yıl pandemi nedeniyle yayınlanmamıştı. İş sanatın yaz döneminde hayata geçirdiği Teos'ta Tragedia başlıklı projesinin ikinci bölümü antik tragedya yazarlarından Euripides'in kaleme aldığı Medea'dan canlandırılan bölümlerle ilerliyor. Teos antik kentinde gerçekleştirilen oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlendi. Tiyatro sanatçıları Gizem Erdem,
Güliz Gençoğlu, Elif Ürse ve İpek Türk'ten Kaynak'ın rol aldığı oyun ilk gösterimden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak. 12 Ağustos Perşembe saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek. Böyle bir dua günah değilse. Ey asil ailelerin kızları. Buraya acıma dindirmek kurtulamazsın. Izdırabından haz mı duyuyorsun? Gafil. Babamın acıklı ölümünü onun içinde geçiren ve bir gün Zeus'un iyiliksever rehberliğiyle bu topraklara geri dönecek. Metin ol kızım, metin ol. Hala göklerdedir büyük Zeus. Her şeyi görür. Bir çığlık. Ne acıklıydı ziyafet masasında. Tunç baltanın darbesi inince babanın kopardığı çığlık. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Bergama Tiyatro Festivali bu yıl 26-29 Ağustos tarihleri arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama'da sanatseverlerle buluşturuyor. Direktörlüğünü Öner Eren Arıkan'ın üstlendiği festival programında Bir Baba Hamlet, Demiryolu Hikayecileri, Fü, Herkes Kocama Benziyor, İşgüzel Bir Tekerrür gibi oyunlar sahnelenecek. Paneller ve başkaca etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için birçok içerik sunulacak. Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival hayaliyle Bergama Tiyatro Festivali yoluna devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, o 91 yaşında bir aktör ve yönetmen. İki işini birbirinden ayırmak zor gerçekten. Çünkü hem aktörlüğünü hem de yönetmenliğini seviyoruz ve keyifle izliyoruz. Evet, Clint Eastwood'dan bahsediyoruz. Usta ismin yönetmenliğini üstlenip eski bir rodeo yıldızı olan karaktere hayat verdiği Cry Macho adlı filminden fragman geldi. Biz de bu fragmanla tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek dileğiyle. I'm afraid to lose you to the competition. Five times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You know how many people told me to just cut you loose? You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico. You want me to go down there and kidnap him? Please, just get him back up here. Just you? Just me. Hey, Rafa, you can come out now. I'm a friend of the family. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. Get in the back. We go and I tell you, okay? Look, the only place you're gonna go is the hospital. You get too angry. It's not good for you. Macho. I used to be a lot of things. But I'm not now. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about